Yemekleri de güzel dediler. Bilmiyorum, şimdi yiyip bakacağız. Neleri varmış? Bu asidemiz, pekmezle yapılan. Kışların soğuk geçtiği için pekmezin de biraz daha da sıcaklık verdiği için bu kan pekmezden yaptığı için. Kan yaptığı için pekmezden yapılan bir tatlı. Bu zaten onu biliyorum. Bunu biliyorsun. Muşmuzlu. Uçkun diyoruz uçkun. Biz ona. Mide rahatsızlıklarına evet, güzel birmiş. Evet, çok iyi geliyor. Bugün şifalı 3 tane bu. Yedim. Heh. Dur bakalım ne olacak. Evet. Bu da muş bisküvisi. Yani özel Muş'a has bir pasta. Bunun kurabiye gibi. Kurabiye gibi. Bu baklagillerden yapılan halimaşı dediğimiz bir ne yemek. Adı? Halimaşı. Halimaşı. Halimaşı bütün baklagillerden nohut, dövme, mercimek, soğan işte bunlarla karışık olan. Salçalı bir yemek. Salçalı evet. Güvecin içinde ne var? Bu güvecin içinde biz yahni diye nitelendiriyoruz. Güvecin içinde pişiyor. Patlıcan, biber, domates ve kemikli etle oluşur bu yemeğimizde. Favoriden. Buranın balı da mı meşhur? Meşhur balı da var. O da bal görüyorum. O şey, o serpme helva. Bal değil mi o? Bal değil, yok. Aa, serpme helvası ha, uzaktan o. Uzaktan sanki böyle petekli balmış yok, gibi gözüküyor. Yok, o evet, serpme helva. Anladım. Allah Allah. Yanında? Onun yanındaki sulu köfte. O da sulu köftemiz. Onun yanındaki Kayseri'nin ketesine benziyor. Ha, muş çöreği o. Muş içili çöreği. Oluyor. Kat kat olur İçinde o ne içine. İç unla kavrulmuş iç. Aynı. Evet. Kete diyorlar buna. Evet, kavrulmuş. Çocuklara dedik ki muşun nesi meşhur? Efendim kılçıklı kelem dolması dedi. Kırçıklı galiba. Kelem kırçık, dolması. Kırçık öyle mi? Kırçıklı he. Yani domates, biber, lahanadan, soğandan oluşan bir salata yapılıp dolmanın üzerine dökülüyor. Dökülüyor. Onda kırçıklı kelem dolması diye adlandırılıyor. Kelem dolmasının hemen yanındaki yeşil. O şurada gördüğümüz balık türündeki şey otun, ja dediğimiz otun yumurtayla kızartılmış şekli. Yani onu salamura olarak yapılıyor. Bidonlara basıldıktan sonra bu şekil alındıktan sonra haşlanıp onu yumurtaya batırılıp o şekilde pişiriliyor bu. Jağlı yumurta o. Evet gerçekten tavuk kızartması. Evet jağlı yumurta. Balık kızartması gibi de görünüyor. Evet. İçli köfte bu gibi köfte bir şey içinde soğanla kıyma birazcık da yağ var içinde. İşte karabiberi kişnişi falan içi o şekilde hazırlanıyor. Kişniş hazırlan. Kullanılan bir baharat. Çok evet. Güzel, çok faydalı. Muş olur. Böreği bu da su böreği olarak yani gerçi her yerde su böreği vardır. Bütün kültürlerde göründüğü gibi. Su böreği oluyor. Keşkek oluyor mutlaka. Bir mantısı oluyor. Evet, evet. Köfte. Gözlemesi oluyor farklı farklı isimlerde. Evet. Minik 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 ne güzel sarmış. Bunlar yaprak sarma. Bu bulgurla yapılıyor. Sarımsaklı yoğurt, biberli yağ dökülüyor üzerine. Pirinçli değil. Bu da Muş'a özgü hazır dolma dediğimiz ne? Hazır dolma. Hazır dolma. Hazır dolma. Hazır dolma. Heh. Kim hazırlıyor? Biz hazırlıyoruz. Sumaklıdır bu yalnız. Evet şu farklı sumaklı. Farklı renk evet. Gördüm. Ekşilidir. Sumaklı, ekşili. Hazır dolma diye biz o şekilde atalım. Zeytinyağlı mı? Yok. Etli. Etli. Hem etli hem sumaklı. Hem zeytinyağlı etli. Olsa diyeceğim ki Diyarbakır'ın filan patlıcan dolması gibi yapılmış. Evet yok bu etli, sumaklı o şekilde. Peki bu ekşili. Nedir? Bu şu üç şu kavurması bu otun gördüğümüz güllük dediğimiz bir ot bu. Biraz böyle rayası var. Değil mi? Sarımsak gibi. Kendine özgü bir kokusu var dağdan geldiği değişik için. Yani şu ikisinin ne yok, şu pardon şu. Şu evet. Şu ikisi bundan oluşan bu bir yemek. Evet bunlar tazesi pişmemiş şekli bunlar. Bu kavrulmuş yumurtalısı bu dövmeyle çırpılarak yapılan. Yenmiyor aslında yense de bir şey olmaz. Yani bir herhangi bir sakınca doğurmaz. Bir şey olmadı. Yok. Ama güzel bir tatmış. Ben taze pırasayı sarımsaklarını sevdiğim için. Güzel. Bu nedir? Bu da bizim kendimize özgü lahanadan turşusu tutulmuş çortu yemeği. Muş çortisi evet. Bu sulu sudur çorbası. Bu da pur olarak yani suyu alınmış
etle beraber soğanla yoğrularak fırına sürülmüş hali. Sulusu, bu da puru. Allah. Ama bakın, doğu bölgesinde olmasına rağmen otlar ağırlıklı. Başka da bir yerde bu kadar ot ağırlıklı yok. Hep et, 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 et değil mi doğu illerinde, güneydoğu illerinde daha çok et görürüz. Siz ota da önem veriyorsunuz, sebzeye de önem veriyorsunuz. Ot da var, baklagiller de var. Yani hepsi mevsimine göre toplayıp hepsini de kullanıyoruz. Peki orada bir kuzu gibi yatan bir şey var, o ne? O kaburga. Kaburga, kuzunun kaburgasından kendimize özgü. İşte pişirilerek fırınlandı. Kaburga uzun dolması. Zaman, evet, kuzunun kaburgası. Maşallah. Kaburga. O... Ayran aşı dövmeyle, koyun sütü yoğurduyla yapılan ayran aşımız, o da bizim. Maşallah, bir şey şurada daha var. Kabak dolması. Kış kabağı, yani bu bal tatlı kabağı. Bal kabağı. Ha, onu biz bir yerde daha görmüştük. Bingöl'de görmüştük. Evet. Şöyle incecik ayırıyorsunuz iç kısmını. Evet. Sonra ne dolduruyorsun? Etli mi? Etli, bulgurla eti yoğuruluyor. İçine reyhan falan katılıyor. Onu sardıktan sonra üzerine pişiyor. Sarımsaklı yoğurt, biber. Bir de bizim dağlarımızda kekik anlamında anlık dediğimiz bir ot var. Yani dağ kekiği falan deniliyor da anlık diyoruz biz. Onun üzerine de ondan serpiştirilir. Malzemeyi alanlara, üretenlere, parasını verip getirenlere, pişirenlere çok teşekkür ederiz. Birçok hanımefendinin el emeği, göz nuru bunlar.